अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफीरा। मैं हूँ तहसीन। और आप देख रहे हैं अफीरा तहसीन रिएक्शन। ग्रेजुलर टीवी, ग्रेजुलर टीवी की वीडियोस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है और हम लोग हमेशा से ऐसी ऐसी न्यूज़ हमारे पास आ जाती है जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। आज जो वीडियो आई है ये वेपन्स के बारे में है और ये जो काफ़ी अरसे से जो एक रिसर्च चलती आ रही है उसके बारे में बताया गया कि वो रिसर्च क्यों स्टार्ट की गई, उसके बाद वो वेपन्स क्यों बनाए गए और उन वेपन्स का काम क्या है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो फौरन चलाते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। Şimdi sen diyorsun ki ben hakkımı koruyacağım. Nasıl koruyacaksın? Adamın 40 tane uçak gemisi var. E ben de 40 tane yapayım dersen, kaldı ki sen 40 tane yaparken o 80 tane yapacak. E ne yapacaksın ya? Onun atmış olduğu füzeyi havada yakalarsın. Sen elektronik kumandayla geri çevirir, onu atan geminin üzerinde parçalarsın. İki. Bunu yaptığın zaman sen uçak gemisi yapmana lüzum yok. Onun uçak gemisi senin sayılır. İstediğin kadar mermi atsın. Nasıl olsa kendi başında patlayacak. Ateşlenen füze yükseldikten sonra geri döndü, Rus fırlatma sistemi kendini vurdu. Rusya'nın konuşlandırdığı hava savunma sistemi ateşlendi. Yükselen füze kısa sürede yön değiştirdi ve ateşlendiği noktaya geri döndü, savunma sistemi infilak etti. Teknolojiyle ne yapmak zorunda? रशिया ने लॉन्च किया मिसाइल और उसके बाद जो है वो कुछ सिस्टम में कोई एरर आया, वो वापस उसी जगह जहां से लॉन्च हुआ था वहीं पे हिट हो गया। ये एरर नहीं होगा, ये कुछ टेक्नोलॉजी होगी ऐसी। हाँ, वहीं पे वापस हिट हो गया। Fırlatma sistemi kendini vurdu. Rusya'nın konuşlandırdığı hava savunma sistemi ateşlendi. Yükselen füze kısa sürede yön değiştirdi ve ateşlendiği noktaya geri döndü, savunma sistemi infilak etti. Teknolojiyle ne yapmak mümkündür? Amerikan gemisinden atılmış olan füzeyi siz havada kontrolünüze alırsınız, geri çevirirsiniz, atan geminin üzerinde parçalarsınız. तुर्की के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो ये बात कर रहे थे और इनका नाम है अरबकान, अरबकान इनका नाम है और ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। Türk savunma sanayisinde bugüne kadar hiç anlatılmayan bir sistemden bahsedeceğiz. Teknik detaylarını elbette ki tamamen bilmesek de şu anda aktif olarak kullanıldığını ve defalarca denendiğini umarız herkes anlamıştır. Videomuzun başında dinlediğiniz gibi denemelerinin nerede yapıldığını hepiniz anlamışsınızdır herhalde. Çünkü böyle bir şeyi yapabilme becerisi sadece çok üstün nitelikli bir elektronik harp ve bütün hava savunma sistemi radarlarına, kumanda sistemine, füze kumanda sistemine ve radarlarına ulaşabilecek bir kabiliyetle yapılabileceğini görüyoruz. Biraz karışık olmuş olabilir. Şimdi Aselsan Genel Müdürü Sayın Haluk Görgün'ün şu sözlerini dinlediğinizde taşlar yerine oturacak. Biz anlık olarak, yani sürekli kendimizi dünya ile rekabet ettiğimiz bir alan bu elektronik harp alanı. Çünkü birazcık boş bıraksanız, birazcık gelişmeseniz, geliştirmeseniz anında sahada silineceksiniz. Yani elektronik olarak karşınızdakinin elinde var olan elektroniğin çalışmaz hale gelmesi, sizi olumsuz etkilemesinin önüne geçirmesi, sizin de onu elektronik olarak üstünden gelmeniz, bu bir problem. İşte bu yetkinlikler inanın bizde, dünyada ne varsa bizde de var. Duyduğunuz gibi Sayın Haluk Görgün'den aynı Sayın İsmail Demir gibi üstü kapalı, kelimeleri şifreleyerek mesajı veriyor. Elektronik harp olayı öyle bir şey ki diyor, bir adım geri kalsanız sağdan sizi silip atarlar. Biz geride değil, tam tersi ilerideyiz. Buradaki en önemli unsur karşıdakinin de elektronik harp sistemini bozabilmektir. Biz bunu da yapıyoruz diyor. Bunun anlamı şu. Aslında videomuzun başında dinlediğiniz rahmetli Erbakan'ın 2007 senesinde söylediği ve projelerinin daha da eskiye dayandığı, yani dünyada elektronik harp tam olarak kullanılmazken bu kadar büyük bir sistemden bahsediyor olması elbette ki bize şunu gösteriyor. Bu kadar sır niteliğindeki projelerin altında Erbakan'ın da imzasının olduğunu görebiliyoruz. İşte bugün Sayın Haluk Görgün Hoca'nın söylediklerini rahmetli Erbakan o tarihlerde söylüyor.
bırakın devasa silahları. Onda 5 tane varsa ben de 10 tane yapayım, onu yeneyim durumunu. Elinde isterse uçak gemisi olsun. Ateşlediği füzeyi tersine çevirip o uçak gemisinin başında patlatırsan sen galip gelirsin diyor. Çünkü siz füze atmıyorsunuz. Sadece bir konsoldan üstünüze gelen sayısız füzeyi istediğiniz şekilde havada da patlatabilirsiniz. Yönünü değiştirip geldiği yere noktasal olarak döndürüp karşı tarafında müdahale etmesini engelleyebilirsiniz. Yani füzenin sahibi bile kendi füzesini durduramaz hale gelmesi demektir. Ne kadar çılgın bir teknoloji olduğunu varın siz düşünün. İşte tam bu noktada bazılarının hoşuna gitmese de morali de bozulsa biz diyoruz ki bırakın yağmur gibi roket yağmasını ve füze yağmasını. Önemli bir devletler arası savaşa girildiğinde Türkiye'nin kullanabileceği en büyük KOS silahlarından sadece bir tanesi. Evet, şimdi diyeceksiniz ki bu sistem Koral. Zaten Erbakan Hoca'nın da Koral'da imzası olduğuna göre sen bize bundan bahsediyorsun. Değerli arkadaşlar, tam olarak öyle değil. Burada bahsettiğimiz bir elektronik harp konsepti. Aynı SİHA'larda, Kement sisteminde, SİDA'larda, insansız kara araçlarında olduğu gibi. Onların adı neydi? İnsansız ordu konseptiydi. İşte bunun aynısı elektronik harp teknolojisinde de şu anda Türkiye tarafından uygulanıyor. Şöyle ki, mevcut Koral sistemi. Yanına bir de Koral 2 geliştirildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. İşin en sır tarafı, Koral 2 için bugüne kadar detaylı hiçbir açıklama yapılmadı. Ne şekil çalışıyor? İlk Koral sistemine göre hangi özellikler daha eklendi? Nasıl geliştirildiğine dair hiçbir açıklama yapılmadı. Bitmedi. Redet, Ilgar, Karakulak gibi aynı Koral benzeri başka elektronik harp sistemleri de geliştirildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Tabii ki teslim edilmeden önce bunların testleri yapıldı, denendi ve %100 başarı sağlandıktan sonra teslim edildi. Sonuç olarak bu elektronik harp konsepti hakkında inanın ki detaylı hiçbir bilgi verilmiyor. Şimdi Sayın İsmail Demir'in şu sözünü dikkatli dinleyelim. Bu elektronik harp unsurları da genelde çok fazla reklamını bazen yapmamanız gereken, kabiliyetinizi açık ettiğinizde tedbir alınabilir. Yani onun için dikkat ederseniz ben biraz böyle birçok konuda böyle slalom yaparak gitmeye çalışıyorum. Tabii bizim konular kritik. Evet, duyduğunuz gibi. Elektronik harp öyle bir şey ki hiç açık veremiyorum. Cümleleri slalom yaparak kuruyorum diyor. Aslında bu sözler bile başlı başına her şeyi açıklıyor. Biz bu sistemi görmedik. Doğal olarak kimse de göremedi. Ve muhtemeldir ki yapısal olarak hiçbir zaman da göremeyeceğiz. Allah göstermesin ta ki bir savaş esnasına kadar. Etkisi %100 başarıyla sağlandığı tespit edilmiş durumda. Başta uçaklar olmak üzere balistik füzeler, alçak irtifadan uçan normal füzeler, güdümlü ÇNRA roketleri ve bilimum alçaktan veya yüksekten uçan her tür hava cismi için kullanılabilen topyekün bir konsept. Bir daha tekrar ediyoruz. Tek başına bir sistem değil. Bütün sistemlerin toplamında her biri ayrı bir iş yapıyor. Koral ayrı bir iş yapıyor. Koral 2 bambaşka bir iş yapıyor. Redet, Ilgar, Karakulak hepsi ayrı bir iş yaparak tek bir çatı altında üzerine gelen her tür uçan cismi, her tür tehdidi istediği yöne evirebilen, geriye gönderebilen, karşı tarafın kumandasını tamamen elinize geçirebildiğiniz bir sistemden bahsediyoruz. Şunu da belirtelim ki bu sistem aynı zamanda TCG Ufuk'ta da mevcut. Türkiye çapında yaptığımız Fransız gemisi olaylı videomuzda bütün basın medya kuruluşları orada anlattığımız sistemi haber konusu yapmıştı. Ve doğruluğu onaylandıktan sonra Akdeniz'deki bir Fransız gemisinin bu kadar üstün donanımına rağmen Türkiye'ye taciz girişiminde bulunacakken ne şekil telsiz ve kumanda sistemini kaybettiğini telsiz konuşmalarıyla da kaydedilmişti. Orada da yaşanan olay Erbakan Hoca'nın anlattığı olayın birebir aynısıdır. Hatta o gemi rotasını dahi kaybedip Akdeniz'in neresinde olduğunu dahi bilemiyor. Bütün silah sistemleri kilitleniyor ve üzerinde yüzlerce uçan dronlardan bahsediyor. Eğer uygulanan sistem durdurulmasa gemi Fransa'ya değil Türkiye'ye ait. Yani o esnada o geminin kumanda sistemi sizin elinizde olduğu için o gemiyi Akdeniz'den tutup Aksaz deniz üssünüze yanaştırabilirsiniz ve içindeki kaptan hiçbir şey yapamaz. Bu sistem Karabağ'dan tutun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon gerçekleştirdiği kritik sahaların birçoğunda denendi ve %100 başarı sağlandı. İşte şimdi anladınız mı neden 1000 tane uçakla bile gelseler bir şey yapamazlar dediğimizi? Emin olun yine bile tam olarak anlatamıyoruz.
Bu anlattığımız kısmı sadece yüzeysel boyutuydu. Daha derininde çok çok daha farklı şeylerin de olduğunu biliyoruz. Özellikle her zaman üstüne basarak söylüyoruz. Dünyada olmayan bir veri ağıyla çalışan sistemler silsilesinden bahsediyoruz. Bu silsilenin içinde bu videomuzda bahsettiğimiz elektronik harp konsepti de birebir dahildir. Çünkü karşı tarafın iletişimini kesip sistemini elinize geçirdiğiniz zaman size anti savunma sistemiyle müdahale edilip sizi devre dışı bırakabileceği de hesaplanarak yapılmış. Size müdahale edip sizi devre dışı bırakıp geminin veya uçağın kontrolünü tekrar ele alabilmek için sizin elinizdeki veri aktarımı, bağlantı sistemini kullanıyor olması gerekir. Böyle bir şey de olamayacağına göre ancak dünyadaki bilindik sistemlerle bunu yapabilecekleri için karşı taraf tamamen çaresiz. Çünkü sizdeki sistem şu anda dünyada kullanılan GPS, INS, RF bağlantı türlerinden değil. Tamamen Aselsan, Havelsan mühendislerinin geliştirdiği bir yazılım veri ağı aktarım sisteminden bahsediyoruz. Size bunu Exclusive Biorg videomuzda da anlattığımız gibi. Aselsan'ın kendi tanıtımında da aslında bunu vurguluyor. Biorg'un açılımı neydi? Bir kez daha hatırlatalım. Büyük veri, yapay zeka, otonom sistemler, robot ve kara destek. Büyük veri denilen kısım ilk sırada yer alıyor. Ki bu verinin ve iletişimin, kumanda sisteminin, dünyadaki bütün devletlerin kullanmak zorunda kaldığı birkaç tane aktarım sisteminin dışındaki bir sistem. Bu hem yazılımla sağlanıyor, hem de anten veyahut radar sistemleriyle otonom olarak çalışabiliyor. Ve topyekun bu sistem insansız ordu konseptinde ve şimdi anlattığımız elektronik harp konseptinde de kullanılıyor. Sistemin karışık olduğunu ve anlamakta güçlük çekebileceğinizi düşünerek şöyle kısa da bir örnek vermiş olalım. Bu sistem karşıda tehdit oluşturabilecek her tür aracın kumanda kontrolünü eline geçirebiliyor. Füzeler, uçaklar, hava araçları da buna dahildir. Düşünün ki Adalar Denizi bölgesine 50 tane F-35 getirildi. Ya da daha da ileriye gidelim, 50 tane F-22 Raptor en modern uçaktan getirildi. Sizin daha sınırlarınıza yaklaşmadan bu elektronik harp konseptini topyekun devreye alarak 50 tane uçağın da kokpit kumanda sistemini elinize geçirdiğiniz anda ve o uçakların kendi hava üsleriyle de iletişimini kopardığınız anda, aynı Fransız gemisinin başına gelen olay gibi, işte o 50 tane F-22 Raptor uçağı artık sizindir. Bunu yaptığın zaman senin uçak gemisi yapmana lüzum yok. Onun uçak gemisi senin sayılır. İstediği kadar mermi atsın. Nasıl olsa kendi başında patlayacak. İstediğiniz havalimanına indirebilirsiniz veyahut yere çakılmasını sağlayabilirsiniz. Sistem bu kadar çılgın ve caydırıcı bir sistem. Bunu zaten Sayın İsmail Demir de defalarca söylemişti. Ben gözümü karartırsam bunlardan şu kadarını kaybetmeye hazır olup karşı tarafın tamam filosunu tahrip edebilirim. Belki onlar yerden hava kalkamadan bile bazı unsurlar devreye kalabilir. Anlayan anlasın demek istiyorum çünkü gerçekten çok beni heyecanlandıran o kadar çeşitli unsurlar var ki. Yani. Onun için dikkat edersin ben biraz böyle çok konuda böyle slalom yaparak gitmeye çalışıyorum. Bu güç dengesinin değiştiğiyle ilgili yorumlara biz sessiz kalalım. Onlar güç dengesinin değiştiğini düşünsünler. Ama çok arzu etmeyiz ama gücün sahada gösterilmesi gerektiği gün gücün kimde olduğunu görürler. इस वीडियो से सिर्फ मुझे इतनी समझ आई है कि तुर्की जो है वो अनमैन्ड वॉर की तैयारी कर रहा है यानी कि अनमैन्ड जो लड़ाई हुआ करेगी जो सिर्फ मशीन्स लड़ेंगी और जो चीज़ें जो हैं जिसमें कोई इंसान आगे नहीं जाएगा मशीन्स जाएंगी और पीछे उनको इंसान जो है वो हैंडल कर रहे होंगे उस वॉर के लिए यानी कि बहुत ज़्यादा एडवांस में चला गया तुर्की और वो चीज़ सोच रहा है जो अभी कोई काफ़ी मुल्क नहीं सोच पा रहे कि ऐसा भी हो सकता है तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चलेगी स्पेशली जो रडार सिस्टम है जो किसी भी मिसाइल को जिसे कहते ना कि करप्ट कर सकता है उसके सिस्टम को और वो अपने ही जहाँ से वो लॉन्च हो रहा है उसको वहीं उसी जगह को जाकर तबाह कर रहा है तो ये बहुत ही लीथल और बहुत ही ख़तरनाक टेक्नोलॉजी है और ये 100% जो है इसका रिजल्ट भी आया है और जितने भी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं सबके साथ कनेक्ट हो सकता है तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है क्यों फिर हाँ बिल्कुल और इसमें जिन जिनके बारे में बात की जाती थी जो के बोल रहे थे इन्होंने ये बयान दिया था 2007 में जब कोई भी आइडिया नहीं था
कि ये सब कुछ बनेगा 2007 में शायद क्योंकि प्रेसिडेंट रह चुके हैं एक साल डेढ़ साल के लिए थे प्रेसिडेंट तुर्की के लेकिन उसके बाद जो है ये इन्होंने उस वक्त ये बात कही थी कि कुछ ऐसा बनना चाहिए जिससे हमारे मुल्क की तरफ कोई भी ना आए बल्कि हवा में सब कुछ खत्म हो जाए ठीक है तो अब ये देखें कि उस पर अब अगर आज 2022 में देखें तो बहुत 99% चीज़ें बन चुकी हैं और उन पर काम भी हो रहा है और काराबाग में भी जिक्र किया टेस्टिंग भी हो चुकी है काराबाग की वॉर में भी यूज़ हो सका और भी बहुत सारी ऑपरेशंस में भी यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि अभी तक किसी को बताए ही नहीं गए हैं क्योंकि वो सीक्रेट हैं वो तुर्की के अपने हैं तुर्की कहते हैं कि हम क्यों बताएं वो सीक्रेट्स तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब जो है सबके सब नज़रें इन तुर्की की तरफ हैं और दूसरा सब कह रहे हैं कि वो उस वक्त से इसका मतलब प्लान बन रहा था हालांकि उन्होंने वो वैसी बात कही थी और कहा था कि आइडिया दिया था कि ऐसा होना चाहिए लेकिन अमेजिंग बहुत अच्छा था मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये जो वीडियोज़ हैं तो ये जो एग्जैजरेट करके बोलते हैं तो हमने अभी तक देखा है वो उसका यही है कि एग्जैजरेट करके इस तरह है कि जो कुछ रियलिटी में या फिर वो खुलासा करके यानी कि वो आपको हर चीज प्रॉपर्ली बताई जा रही होती है बता रहे होते फैक्ट्स के साथ और जो कि लॉजिकल होते हैं ठीक है और अगर हमें लगते हैं हमें लॉजिकल लगते हैं देखने वाले को लगते हैं आप जो मुखालफत करते हैं उनका हक है वो मुखालफत करें अगर उनको चीज कोई सही नहीं लग रही कुछ भी है लेकिन हमें वो लगता है कि वो फैक्ट्स ठीक हैं और लेकिन अगर आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं अगर आप मुखालफत करते हैं तो ये आपका राइट है लेकिन हमें अच्छे लगते थे हमारा राइट है तो इसलिए हम लोग रेजेक्टर टीवी की वीडियोस लाजमी करते हैं बहुत सारे जो रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आती है हमें तो इसलिए हम हमेशा क्योंकि रिक्वेस्टेड वीडियोस पे करते हैं तो आप उसको उस तरीके से देखा करें बिल्कुल अगर आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो रही है जो तो बाकी सबकी भी तो हो रही है ना तो आप ये चीज देखा करें कि वो वीडियो सिर्फ हमारी अपनी मर्जी से नहीं होती आप लोगों की तरफ से हमें रिक्वेस्ट और वो चीजें वीडियोस लिंक्स भेजे जाते हैं वेरी नाइस और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी वीडियो में और ये चीज वाकई में खुशी की बात है हमारी तरफ से दोबारा आप सबको मुबारकबाद कि इस तरह की टेक्नोलॉजी तुर्की के पास आ चुकी है जो कि बहुत कम बल्कि है ही नहीं किसी के पास है ही नहीं और अब जो है सबको बल्कि तुर्की जो है खुद दे रहा है अपने दोस्त ममालिक को और जिनको जरूरत है जितनी भी तुर्की में तरक्की होती है हम लोग को तो स्पेशल खुशी होती है तुर्की, तुर्की में तरक्की हो रही तो आज़रबाईजान में हो रही है पाकिस्तान में हो रही है हमारे तमाम दोस्त ममालिक में हो रही है तो बड़ी अच्छी चीज़ है तो थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है ग्रेजेक्लर टीवी को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमें भी लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा अपने घरों महफूज रहेगा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ होल्ड अप